Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942'de Kırşehir'de doğdu. Türk gazeteci, araştırmacı ve yazardı. Annesi Nadire Mumcu, babası ise Kapı Kadastro memuru Hakkı Hinasi Bey'di. Uğur Mumcu, Kırşehir'de 4 kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Eşi Şükran Güldal Mumcu ile olan evliliğinden bir oğlu ve bir de kızı olmuştu. Uğur Mumcu anısına ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adında bir vakıf kuruldu. Eşi Şükran Güldal Mumcu 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzmir Milletvekili olarak girmişti. 10 Ağustos 2007 ve 7 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Abisi İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ceyhan Mumcu'nun Uğur Mumcu ile ilgili röportajlarının bir kısmı Kardeşim Uğur Mumcu adıyla bir kitapta toplanmıştır. İlkokulu Ankara Devrim İlkokulu'nda ve ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde okuyan Uğur Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961'de başladığı üniversite eğitimini avukat olmak üzere başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1965'te tamamladı. Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi Ödülünü aldı. 1963'te fakültede Öğrenci Derneği Başkanı seçildi. 1969 ve 72 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistan olarak çalıştı. Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı "Ordu uyanık olmalı" sözleriyle orduya hakaret etmek ve sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak suçunun işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Mamak askeri cezaevinde pek çok aydınla birlikte bir yıla yakın kalan Mumcu bu davadan dolayı 7 yıl hapse mahkum edildi. Fakat bu karar Yargıtay tarafından bozuldu ve Uğur Mumcu serbest bırakıldı. Bu olaydan dolayı askerliğini yedek subay olarak yapması gerektiği halde 1972 ve 74 yılları arasında Ağrı'nın Patmos ilçesinde resmi tanımıyla sakıncalı piyade er olarak tamamladı. Patmos'ta ağır koşullar altında askerliğini yaparken zaten uzun zamandan beri var olan ülseri yüzünden mide kanaması geçirdi. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te Gözlem başlıklı köşesinde düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansı'nda çalışmaktaydı. 1975 Mart'ında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınladı. Aynı yıl Altan Öğümen'le beraber hazırladıkları Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatını konu edinen Mobilya Dosyası adlı kitabı yayınlandı. 1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. Gözlem başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977'de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitaplarını yayımladı. Ertesi yıl Sakıncalı Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz'le beraber tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tam 700 kere sahnelendi. 1978'de ünlünün yaşam öykülerini, siyasal geçmişlerini bir güldürü zenginliğiyle anlattığı kitabı Büyüklerimiz yayımlandı. 1981 yılında terörün silah kaçakçılığı ile ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı Silah Kaçakçılığı ve Terör yayımlandı. Aynı yıl Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkma Sokağa yayımladı. 1982 yılında Ağca dosyası, ardından da Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayımlandı. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ancak Kenan Evren'in imzalayanları vatan hainiyle suçlayarak dava açtığı Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katıldı. 12 Eylül döneminde Aydınlara yapılan işkenceyi anlatan Sakıncasız adlı oyunu yazdı. Papa, Mafya ve Ağca kitabını yayımladı.
1987'de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül kitapları, 1991'de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925 yayımlandı. 1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık 80 Cumhuriyet Gazetesi çalışanıyla birlikte gazeteden ayrıldı. Bir süre işsiz kaldı. 1 Şubat-3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi'nde yazan Uğur Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs 1992'de tekrardan Cumhuriyet'e döndü. Uğur Mumcu, 7 Ocak 93 tarihinde Mossad ve Barzani isimli bir yazı yazdı. Bu yazısında Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değindi ve yazısını şöyle bitirdi: Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi? 8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Ultimatom başlıklı yazısında ise yakında yayınlayacağı kitabında istihbarat örgütleriyle Kürt milliyetçiler arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazmıştı. Kardeşi İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu, cinayetten önce Uğur Mumcu'nun İsrail elçisiyle görüşme yaptığını basına gönderdiği açıklamada yazmıştı. Gazetecilik hayatı başarılarla dolu olan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmeden önce polis, mafya, siyaset ağının derin boyuttan araştırmaktaydı. Öldürülme sebebi olarak Abdullah Öcalan'ın bir müddet Milli İstihbarat Teşkilatı için çalıştığını araştırması iddia edilmektedir. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu suikaste kurban giderek yaşamını yitirdi. Suikastin hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeli süpürüldüğü iddia edilmiştir. Suikasti İslami Hareket, İPTA, Hizbullah gibi terör örgütleri üstlendi. Suikastin arkasında Mossad'ın ve Komp Gerilla'nın olduğu da iddia edilmişti. Ergenekon davası sanıklarından Ümit Oğuz'tan iddianamede yer alan ifadesinde Mumcu'nun seri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü iddia etti. Ayrıca abisi Ceyhan Mumcu kendi yaptığı araştırmada ölümüne yakın bir süre içerisinde Mossad ve Barzani ilişkisi ortaya çıkınca İsrail Büyükelçisi'nin ısrarla kardeşi Mumcu'yla birebir olarak görüşme yapmak istedi, ancak Uğur'un tek görüşmeyi kabul etmemesine rağmen görüşmenin yapıldığını belirtmiştir. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu ziyaretleri sırasında dönemin başkanı Süleyman Demirel, başbakan yardımcısı Erdal İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu belirterek adeta namus sözü vermişlerdir. Fakat suikastin failleri hala yakalanamamıştır.